Evet, merhabalar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde bir evde toplum ünitesiyle başlıyoruz. Bu ünite içerisinde iletişimden, olumlu, olumsuz iletişim özelliklerinden, etkili dinlemeden, olumlu iletişimin oluşturulması, sağlıklı bir düşünce ve fikir aktarımının gerçekleştirilmesi için yapılanlar neler? Tek tek bunları göreceğiz. Şimdi ilk kısımda iletişimin tanımını göreceğiz. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her şekilde başkalarına bulunduğumuz ortamda farklı yerlere aktarılmasına denir. Ki burada iletişim için önce iletişimin aktarılmasında ana taş dediğimiz, kavram dediğimiz aktarıcı kişi. Yani fikri, düşünceyi, görüşü aktaracak kişi olmalı. Ortada bir mesaj bulunmalı ve bu mesajı alacak bir kişi, alıcı yer almalı. İletişimi üçe ayırıyoruz. Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim yani beden iletişimi. Şimdi sözlü iletişim en basit ifadesiyle bildiğimiz görüş ve düşüncelerin konuşarak, düşünerek fikirlerimizin sözel olarak aktarılması demektir. Yazılı iletişim, düşüncelerin, fikirlerin, görüşlerin yazılı olarak belirli bir araçla mektup gibi, gazete gibi, dergi gibi ve e-kitaplar gibi araçlarla karşı tarafa iletilmesi demektir. Bunun haricinde beden dilinin jest, mimik ve çeşitli hareketlerle iletişimin sağlandığı sözsüz iletişim şeklimiz vardı. Beden dilini detaylandırmamız gerekiyor. İletişim sırasında yüz, el ve kollarımız duruma göre çeşitli şekiller alabilir. Bu hareketlere jest ve mimik denir. Jest, iletişim sırasında genellikle el, kol ya da baş ile yapılan hareketlerdir. Bunları abartmadan kullanmak, iletişimde karşı tarafın dikkatini çekmek önemlidir. Mimik ise iletişim sırasında yüzde beliren hareketlerdir. Yani burada karşıdaki kişinin bize konuşan, fikir aktarmaya çalışan, düşünce aktarmaya çalışan kişinin yüz ifadesinden nasıl bir duyguya sahip olduğunu, ne şekilde aktarımda bulunduğunu tespit edebiliriz. Karşıdaki kişinin üzgün, mutlu, tedirgin, endişeli olup olmadığını net bir şekilde görebiliriz. Şimdi olumlu iletişimde yapılması gerekenler. Dikkatimizi karşıya vereceğiz. Birinci kuralımız bu. Göz teması kurmalıyız. İkincisi, karşındaki kişinin, iletişim esnasında bulunan kişilerin birbirlerinin fikirlerine saygı duyması gerekiyor. Anlattığımız olayın, aktardığımız bilginin yalın olması, ifadelerin net olması zorunludur. Akıcı, karşıdaki kişiyi yormayacak bir dil kullanmalıyız. Beden dilimize dikkat etmeliyiz. Jest ve mimiklerimizi abartmadan karşı tarafı ilgisini çekerek kendimizi dinletmeliyiz. Ve ben dili kullanmalıyız. Burada ben dilinden kastımız olumsuz bir durumda, yaşanan olumsuz bir durumda meseleyi çözmek için kullandığımız dilde kendi duygu ve düşüncelerimizi ifade etmektir. Yani bir nevi empatik bir yaklaşım sergiliyoruz. Bunu ilerleyen sayfada detaylandıracağız. Ön yargılı olmamak ve kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak iletişimde olumlu sonuç elde etmeye çalışıyoruz. İyi bir konuşmacıda olması gereken özellikler nelerdir? Göz temasının iyi kurulması lazım. Bu konuşmacı ses tonunu çok iyi ayarlamalı, aynı tonda konuşmayı, fikir aktarımını yürütmemesi gerekiyor. Tonunu bazen yükseltmeli, bazen azaltmalı. Beden dilini çok iyi kullanmalı, konuşma süresini iyi ayarlamalı, konuya hakim olmalı. Anlattıkları, bahsettiği her türlü fikir, düşünce de açık ve anlaşılır olmayı kural belirlemeli burada. İyi bir dinleyici de olması gereken özellikleri. Hani bir söz vardır. Kişinin anladığı karşıdakini dinleyebildiği kadardır. Eğer konuşmacıyı bütün dikkatimize dinlersek, ilgi gösterirsek, orada anlatılmaya çalışan fikri, kavramları rahat bir şekilde öğrenebiliriz. Konuşmacının sözü kesilmemelidir. Konuşmacıyla göz teması kurulmalıdır. Konuşmacının beden dilini dikkatle izlemelidir ilgili kişi. Son sözü söylemeye çabalamamalıdır. Konuya, anlatılan şeye odaklanmalıdır. Dikkatini konuşana vermelidir. Dinlerken vereceği cevabı düşünmemelidir. Yani ortak noktaya baktığımızda karşıdaki kişiye odaklanması gerektiğini burada net bir şekilde görüyoruz. Şimdi iletişim zaman zaman zorlaştıran etkenler vardır. Yani burada duygu ve düşüncelerin aktarılmasında bizi zorlayan, problem oluşturan bazı şeyler.
Mesela karşı tarafı suçlayıcı bir sen dili kullanmak. Konuyu hiç gerekmediği anlarda zamansız bir şekilde değiştirmeye çalışmak. Anlamsız, mantıksız sorular sormak, alakasız, ilgisiz yerlerden çıkarımlarda bulunmak, konuşmacının bilgi aktardığı kişiye öğüt verme eyleme, emir verme hal ve hareketleri ya da hakaret etmek ya da dinleyicinin umursuz davranması, umursamaz davranması iletişimi zorlaştıran bazı etkenler arasında detaylandırılabilir. Şimdi empati dedik, sen dili ve ben dili dedik. Bunu detaylandırmamız gerekiyor. Empati, kişinin kendisini başka bir kişinin yerine koyarak, ki konuştuğu, iletişim halinde olduğu kişinin yerine koyarak, nesnel gerçeklikten kopmadan o kişinin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini anlayabilmesidir. Şimdi ben dili ve sen dili sorularda çokça geliyor. Bunun mantığını kavramamız lazım. Ben dilinde görüşme esnasında, iletişim esnasında, diyaloglarımızda düşündüğümüzü ve hissettiğimizi birinci tekil kişi ağzından aktaran konuşma şeklidir. Örneğin, sınavdan kötü not alman beni gerçekten çok üzdü. Yani suçlayıcı, karşı tarafı eleştirici bir değil. Eleştirici bir dil değil. Tam tersi, merkeze kendimizi alarak yapmış olduğumuz, hissiyatımızı belirttiğimiz konuşma türüdür. Sen dil ise bunun tam tersi. Karşıdaki kişiyi suçlayan konuşma şeklidir. Cümleler ikinci şahsa göre çekimlenmiştir. Sen yaptın, sebebi sensin gibi. Şimdi ben diliyle beraber sağlıklı bir iletişim gerçekleşir. Ama sen dilinde iletişim bozulur. Ben dilinde iletişim kuvvetlidir. Sen dilinde karşı tarafın iletişimi sonlandırması, yani suçlanan kişinin iletişimden kopması ihtimaldir. Ben dilinde doğabilecek anlaşmazlıklar en aza indirgenir. Sen dilinde ise anlaşmazlıklar daha da büyür. Karşıdaki kişiyi suçluluk duygusuna yöneltmez ben dili. Sen dili ise karşıdaki kişinin kendisini suçlu, eksik hissetmesine sebep olabilir. Ben dili kullanılırsa karşıdaki kişi kendini savunmaya geçme ihtiyacı duymaz. Empatik yaklaşıldığı için. Ama sen dili, suçlayıcı bir dil kullanılırsa karşıdaki kişi kendisini savunmaya geçer. Diğer ifadesiyle baktığımızda örneklerle gidersek ben dili üzerinden kolumun çekiştirilmesinden hoşlanmıyorum ifadesi empatik bir yaklaşımdır. Pencerenin açık kalması üşümeme sebep oluyor. Ben dilini örnektir. Sözümün kesilmesinden hoşlanmıyorum. Yine ben dilini örnek. Kendimize esas alıyoruz. Beni anlamadığını düşünüp çok üzülüyorum. Seni suçlamıyorum. Ama ben üzülüyorum burada. Sen dilini örnekler ise tamamen suçlayıcı, yargılayıcı bir içeriktir. Kolumu çekiştirme. Pencereyi kapatsana. Üşüdüm burada. Hep sözümü kesiyoruz. Beni anlamıyorsun gibi ifadeler iletişimde probleme, soruna neden olabilmektedir. Şimdi iletişimde bir diğer önemli husus, iletişimin gerçekleştirildiği, özellikle birden fazla kişinin etki altına alınmaya çalışıldığı kitle iletişim tekniğidir. Birden fazla kişinin bilgilendirilmesi, belirli konularda fikir sahibi haline getirilmesi maksadıyla bazı araçlar kullanırız. Haber, bilgi, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlarla belirli bir kitleye, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlara biz kitle iletişim aracı ya da araçları diyoruz. Bunlara örnek olarak dergi, televizyon, internet, kitap örnek gösterilebilir. Televizyon, sinemada eklenebilir. Ülkemizde en yaygın kitle iletişim aracı televizyondur. Ama en etkili, en sonuç odaklı olan kitle iletişim aracı ise çokça da kullanılıyor. Etkili olması nedeniyle internet, yani genel ağdır. Bir de medya denen bir anlayış var ülkemizde. Medya, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi basın yayın organlarının tamamına verilen isimdir. Yani halkta kamuoyu oluşturmaya yarayan, bir bilinç meydana getirmeye yarayan her türlü araca, bilgi aktaran araca biz kitle iletişim araçları, yani medya unsurları diyoruz. Şimdi medyanın etkilerine baktığımızda ikiye ayıracağız: olumlu ve olumsuz etkiler. Şimdi olumlu etkileri içerisinde haberler hızla yayılır. Kültürel değerler farklı bölgelere aktarılabilir. Toplumsal meseleler daha hızlı yayılır. Kamuoyu, yani halkta bir bilinç oluşması hızlandırılır. Küreselleşme artabilir. Bilginin hızlı ve geniş kitlelere yayılması sağlanır. Ticaret sektörü olumlu etkilenir. Çok az daha masrafla daha etkili ürün satılabilir. Eğlence sektörü yine olumlu etkilenebilir. Ama olumsuz etkilerine baktığımızda yanlış bilgi hızla yayılabilir. Yanlış bilginin taraflı olma ihtimali de yüksektir. Toplumsal karışıklıklara neden olabilir. Kültürel değerlerin arka plana atılmasına, yani manevi değerlerimizden uzaklaşılmasına sebep olabilir.
Aşırı kullanımı bağımlılığa neden olabilir ve ruhsal, psikolojik, fiziksel gelişimimiz burada zarar görebilir. Bağımlılık nedeniyle sosyal ilişkilerimiz olumsuz etkilenir ve asosyal bir birey haline geliriz. Bu medya organları içerisinde eğer kontrol edilmediği takdirde olumsuz içerikler yer alabilir. Bunlar da bizim gelişimimize, ruhsal gelişimimize zarar verebilir. Fazla kullanımı her açıdan sosyal hayatımızı olumsuz bağlamda etkileyecektir.